Bu videoda imparatorlukların yükselişi hakkında konuşacağız ve daha önce farklı videolarda da incelediğimiz 4 erken dönem imparatorluğunu, yani Ahameniş Pers İmparatorluğu, Hindistan'daki Maurya İmparatorluğu, Çin'deki Han Hanedanlığı ve Roma İmparatorluğu'nu karşılaştıracağız. Şimdi sadece genel bir çerçeveyle başlayalım önce arkadaşlar. İlk sorumuz şu: İmparatorluk nedir? İmparatorluğun geniş tanımı bir grubun oldukça çeşitli bir nüfus üzerinde kontrolü olmasıdır. Yani bir grup farklı dilleri, farklı bir kültürleri olan bir grubun üzerinde kontrole sahipse bu bir imparatorluk olarak kabul edilebilir. Peki imparatorlukların nasıl oluştuğuna dair genel çerçeve nedir? Diyelim ki ben bir hükümdarım ve buradaki bu toprakları ya karizmamla ya da askeri taktiklerimle kontrol ediyorum belki yeni bir silahım var ya da bazı siyasi entrikalarla komşularımın güçsüz olması sayesinde vesaire vesaire burada biraz daha fazla toprak fethedebiliyorum. Peki bu benim için ne demek? Ben genişledikçe bu bana daha fazla toprak ve daha fazla insanı yönetme imkanı tanıyor ve bu toprağı ve insanları daha çok servet ve daha büyük ordulara sahip olmak için vergiye tabi tutabilirim, değil mi? Bu iki şey daha da fazla komşu topraklarını ele geçirmek ve daha da genişlemek için gereken oldukça iyi etmenlerdir. Şimdi bu durumda neden bu süreç sonsuza kadar böyle devam etmiyor ki o zaman diye düşünebilirsiniz. Aslında bu şekilde gayet ileri gidebiliyorlar. Hatta o dönemin teknolojisini göz önünde bulundurduğunuzda, zamanın haberleşme imkanlarını düşündüğünüzde çeşitli imparatorlukların son derece geniş olduklarını görüyorsunuz. Ancak bir noktada daha güçsüz bir yönetim olabilir. Özellikle iletişim kuramazsanız ve iyi bilgi alamazsanız o kadar geniş ve yayılmış imparatorlukları kontrol etmekte zorluk çekebilirsiniz. Şimdi gelin az önce bahsettiğimiz şu 4 imparatorluğa biraz daha detaylı bakalım. Milattan önce 550'de Büyük Kiros tarafından kurulan Ahameniş Perslerle başlayalım. Bu gerçekten de çok eski bir imparatorluk. Dolayısıyla imparatorluğun kendisinden kalan pek bir kayıt olmadığı için, Kiros'un nasıl başa geldiğine ilişkin kayıtlar Pers'lerle pek de iyi anlaşamayan Yunanlardan geliyor. Aralarındaki düşmanlık epey meşhurdu. Ancak anlatılanlarda açıkça görülen bir şey var ki o da Büyük Kiros'un son derece önemli ve etkili bir lider olarak kabul edildiği. O yüzden burada liderlik kısmını işaretliyorum. Başlangıçta Med İmparatoru olan büyük babasının altında görecek küçük çaplı bir krallık olarak başlıyor ama sonra onu devirmeyi başarıyor. Büyük Kiros, askeri liderlik yeteneği, halkını kaynaştırması ve koruması sayesinde yönettiği insanlarca oldukça hoşgörülü davranan biri olarak kabul edilirmiş. Bu da onun büyük bir imparatorluğu kontrol etmesine ve genişletmesine yardımcı olmuş. O nedenle imparatorluğunu büyütme konusunda, liderlik unsurunun Büyük Kiros için ilk sırada geldiğini söyleyebiliriz. Ve kültürü de etkenlerden biri olarak ekleyebiliriz. Şimdi Hindistan'daki Maurya'yı düşünelim. Hindistan'daki Maurya İmparatorluğu Chandragupta Maurya tarafından kurulmuştu. Burada yine liderliğin önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Chandragupta, Hindistan tarihinde stratejik düşünceleriyle meşhur olan siyasi danışmanı Çanakya'dan yardım almıştı. Chandragupta Maurya efsaneye göre Indus'a geldiğinde Büyük İskenderle karşılaşmış. Ancak Büyük İskender gittiğinde bir güç ve iktidar boşluğu oluşmuş. Bu iktidar boşluğunun Maurya İmparatorluğu'nun kurulmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Büyük İskender'in gidişiyle komşularının daha güçsüz hale gelmesi de yine imparatorluğun güçlenmesini etki edecek etki eden daha doğrusu faktörlerden biri. Şimdi Çin'deki Han hanedanlığına bir bakalım. Çin'deki Han Hanedanı dönemi oldukça ilginç. Han Hanedanının ilk imparatorları Çini ilk birleştirenler değil. Bu aslında Çin Hanedanı döneminde gerçekleşiyor. Çin Hanedanı Han Hanedanından önce geliyor ve imparatorluğu bir araya getirmeyi son derece güçlü, otoriter, çok merkezi olmaları sayesinde başarıyorlar. Ancak Çin hanedanı imparatoru ölünce ortada bir iktidar boşluğu oluyor ve ardından da taht savaşları başlıyor. Sonunda da Han hanedanı kuruluyor. Han hanedanı Çin hanedanı kadar otoriter olmamasına rağmen gücü elinde tutabilmesinin yollarından biri yüslüğü yeniden canlandırmak. Bu ideoloji ve bu kültürü Çin halkını daha fazla birleştirmek için kullanmaktı. Şimdi de gelelim Roma İmparatorluğu'na. Bunu biraz daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Tam olarak ne zaman bir imparatorluk haline geldiğine dair bir tarih vermek zor. Bu zaman çizelgesinde buradaki ilk dönem Roma krallığının olduğu zaman. Sonra Roma Cumhuriyeti geliyor ve ondan sonra da Roma İmparatorluğu var. Aslında ne zaman bir imparatorluk haline geldiği tartışmalı bir konu. Çünkü erken dönemde bir krallık olduğu zamanlarda bile İtalyan yarımadasında komşu halkı fethediyorlardı. Dolayısıyla o zamanlarda da bir imparatorluk gibi hissetmiş olabilirler. Zira bu fetihlerdeki insanlar da muhtemelen kendilerini farklı hissetmişlerdir. Zaman geçtikçe ve birleşmiş bir devlet, birleşmiş bir krallık altında oldukça muhtemelen kendilerini oranın halkına daha benzer hissetmişlerdir tabii. Ama Romalılar daha da fazla toprak fethettikçe giderek daha fazla bir imparatorluk havasına girmiş de olabilirler. Net olan şey, Cumhuriyet döneminin sonlarında bir imparatorluk haline gelmiş olmaları. Jules Cesar'ın meşhur Galya fethi, Germen halkını fethetmesi ve bunun ardından geri dönerek kontrolü tamamen ele geçirmesi sonrasında gelişen olaylar sonucu yaşanan uzun ve kanlı bir iç savaştan sonra, Augustus Cesar ilk resmi Roma imparatoru olarak Cesar'ın halefi oldu. Diğer üç imparatorluk nispeten hızlı bir şekilde kurulmuştu. Bu imparatorlukların kurulmaları yaklaşık 50 yıl veya daha az sürerken Roma İmparatorluğu'nun oluşması yüzlerce yıl sürmüştü. Dolayısıyla Roma İmparatorluğunu spesifik olarak herhangi bir liderle ilişkilendirmek zor. Genel olarak bir yayılma kültürü olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak özellikle askeri güç konusunda teknolojik açıdan bazı komşularından daha gelişmiş olduklarını ve genişledikçe güçsüz komşularının bu durumdan yararlanmayı başardıklarını da söyleyebiliriz. Şimdi bir adım geriye gidelim ve tabloya genel olarak bir bakalım. Bu alıştırmada bir imparatorluğun yükselmesine neden olabilecek çeşitli faktörlere dair fikir yürütmeye çalıştık. Bunlar hiçbir şekilde her durumu kapsamıyor tabii. Bu nedenle size bu tabloya başka hangi faktörleri ekleyebileceğinizi düşünmenizi öneririm. Belki siyasi etken diye bir alan da ekleyebilirsiniz ya da belki bu da liderlik kapsamına dahildir diye düşünebilirsiniz. Belki ekonomik boyutu bir devletin sahip olduğu zenginlik miktarını da ekleyebilirsiniz. Tabi tarihte ilerledikçe bu farklı etmenlerin farklı ağırlıklarda olduğunu ve bir imparatorluğun oluşumu açısından ne kadar önemli olduklarını göreceğiz. Özellikle modern zamanlara yaklaştıkça teknoloji imparatorluğun oluşumunda bir etken olarak öne çıkıyor. İdeoloji, dine dayalı imparatorluklarda önemli bir rol oynamakla birlikte siyasi ideolojiye veya iktisadi ideolojiye, mesela komünizme karşı kapitalizme dayanan imparatorluklar da var. Peki bir imparatorluk sıkı kontrol altında mı olmalı? İnsanlar üzerinde doğrudan bir kontrol olmadan küresel bir imparatorluk oluşturabilir misiniz? Şimdi sizi bu sorularla baş başa bırakıyorum. Bunlar imparatorluk bağlamında düşünmek için olduğu kadar tüm dünya tarihini incelerken düşünmek için de son derece ilginç sorular arkadaşlar.